Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Araba videolarını çoğaltmak için artık arkadaşlarımın arabalarını çekmeye başlıyorum. Türkiye'de hiç videosu olmayan, daha önce hiç çekilmemiş olan bir arabayla beraberim yanınızda. Audi A1 S-Line paket, 30 TFSI diye adlandırılan 1 litre, 3 silindirlik, 116 beygirlik güzel bir motorla beraberiz, güzel bir araçla beraberiz. 116 beygirlik gücünde 3 silindirli bir motora sahip, aynı zamanda otomatik aktarmaya sahip bir araç. Kendisi arkadaşımın arabası, o yüzden artık emanet arabalarla idare edeceğiz. Önce tabii artık teste başlayalım, dış tasarımdan başlayalım. Gördüğünüz gibi araçta çok yüksek bir paket var. Ambiente Plus diye paketi var. Güzel ledli, güzel bir farlarımız var. Parlak ızgaramız var. Böyle RS'lere benzer tarzı bir ızgara. Zaten detaylı çekimleri vermiştim. Burada tabii bir sensörümüz bulunuyor. Yanlara geldiğimizde 17 inç güzel bir S-Line jantlarımız var. Çok da rüzgar çıktı. İnşallah ses iyi geliyordur. Burada 17 inçlik 215, 45, 17'lik jantlarımız var. Lastik kombinasyonu. S-Line yazısı burada. Onun dışında profilden baktığınızda artık A1'ler A3 klasmanı kadar büyük oldu. Yani şu A1 artık A1 demek imkansız gibi bir şey oldu. Çünkü baksanıza bayağı bir büyüdü, uzadı. Detaylı tam kaç santim falan onların hepsini ekrana ben yansıtırım herhalde. Şu an tam bilmiyorum ama eski A1'e göre çok daha büyük olduğu haşikar. Şöyle gelmişken direkt arkaya geçelim. Arkada yeniden LED stop lambalarımız var. Göründüğü gibi güzel. Burada bir A1 yazısı. 30 TFSI. 30 TFSI 1.0 motor anlamına geliyor. 999 cc hatta. Bagajımızı açalım. Ya 331 litre sanırsam bagaj vardı. 331 litre bagaj gayet yeterli. A1 sınıfına göre, yani ilk sınıfa göre, A1'e göre 331 litre çok iyi. Bu yükselip alçalabilen işte bagaj rayı var burada. Nasıl yapıldığını ben de tam bilmiyorum ama işte böyle buraya da geliyor aynı zamanda. Elektrikli bagaj kapağımız yok. Elle açılıyor. Bu sınıfta da zaten çok beklenen bir şey değil açıkçası. S-Line'a özgü spoilerimiz var burada, büyük. Güzel, bayağı sportif gözüküyor bu spoiler burada. İşte arkada difüzör görünümlü kapaklar ama hiçbir şeye yaramayan aslında difüzör görünümlü kapaklar. Egzoz hiç gözükmüyor hatta. Egzozu hiç göremiyorum. Zaten bildiğiniz gibi yani çok performanslı bir araç değil ama öyle dediğime de bakmayın. Bu boyutuna göre çok iyi gidiyor yani. Kalkışları falan gerçekten çok iyi. Böyle S modu falan var. Biraz içine bakalım. Şöyle kapıyı açtığımızda içeride güzel bir dijital ekran bizi karşılıyor. İşte direksiyonumuz falan çok iyi. Hatta ben bir oturayım. Burada S-Line ibaresi gördüğünüz gibi. Direksiyon spor bir direksiyon. Deri kaplı. Çok güzel ambient ışıkları olan, böyle mor yanıyor. Bunların gece çekimini daha iyi, detaylı yapabilirsem yaparım. Direksiyon çok güzel. Anahtarsız giriş çalıştırma. Elinizi tuttuğunuzda, soktuğunuzda araya açıyor. Üstüne bastığınızda kapatıyor. Çok güzel bir dijital ekran. Hatta şöyle bir arabayı ben bir çalıştırayım. Evet, gördüğünüz gibi ekran inanılmaz güzel, fakat ekranın tek bir kötü yanı var. Ekranın tek bir kötü yanı var ki biraz yansıma yapıyor. Yani çok güzel yapılmış bir ekran. Şöyle menü aralarında geçişler olsun falan. Her şey çok güzel çalışıyor. Tık tık hissiyatlı falan, böyle çok güzel bir ekranı var baktığınızda. Yani hoşuma giden bir ekran. Bayağı oyuncaklı bir ekran. Ama dediğim gibi oyuncaklı bir ekran, fakat çok yansıma ve çok parmak izi bırakan bir ekran. Önümüzdeki ekran da gayet güzel. Şöyle menüler arasında geçiş yapabildiğiniz gayet hoş bir gösterge paneli. Hoşuma giden bir gösterge paneli oldu. Vitesimiz otomatik, böyle deri kaplı, güzel. Bayağı derisi de orijinal deri gibi, böyle çok güzel. Şimdi içeride detaylara bakalım aslında. Şöyle hazır arabayı da çalıştırmışken, çok güzel hava menfezleri var. Böyle bütün gelen bir hava menfezleri var. Çok hoşuma gitti bunlar. Şurada bakın, detaylı bakın. Yumuşacık plastik var. A1 sınıfından konuşuyoruz. Burada da aynı şekilde. A1 sınıfında bu kadar yumuşak bir plastik. Bilmiyorum yani bu sınıfta diğer arabalarda var mı? Gerçekten çok yumuşak ve çok kaliteli. Tok bir hissiyatı var burada. Torpido gözümüz. Burada içerisinde sigaralar falan var. Bayağı büyük bir torpido gözü var. Tabii bu biraz dandik plastik. Orta konsol gayet güzel, böyle sağlam duran bir orta konsol, vites konsolu. Burada iki tane bardaklık, hatta ortaya da bir küçük Red Bull sığacak gibi bir yer var. Kol dayamamız yukarı aşağı ayarlı.
aynı zamanda ileri geri de ayarlı. El freni, manuel el freni. Klima ayarlarımız elektronik. Çok da güzel çalışan, çok da güzel gözüken bir klima ayarı var şöyle. Bastığınızda açılıp kapanan, koltuk ısıtmaların olduğu 3 kademeli koltuk ısıtması hem sağda hem solda. Start stopumuz var, park sensörümüz var, ön arka park sensörü var. Şöyle R'ye taktığımda ekran çıkacaktır gördüğünüz gibi. Çok güzel bir park çalışan park sensörü de var. ESP on off var. Burada 2 tane USB Type-C var. 2 tane burada USB Type-C çıkışı bulunuyor. Burada da aynı zamanda 12 volt bir çakmaklık bulunuyor. Burada da küçük bir eşya gözü. Yani eşya gözü bakımından gayet bonkör bir araç bu arada. Kapı kolları da aynı şekilde orada. Sağ kapı kolunda da gördüğünüz gibi veya sol tarafta da aynı şekilde büyük, bayağı büyük şişelerin alınabileceği güzel. Güzel, gayet eşyalarınızı toplayabilecek bir araç içi olmuş baktığınızda. Buralara geldiğimizde ışıklı, hatta led ışıklı. Bakın strass, led ışıklı. Bu tarafta aynı şekilde led ışıklı. Buradaki ışıklar dokunmatik. Şu an tabii kapılar açık diye şey yapamıyorum. Aynen bakın böyle. Dokunmatik bunlar. Dokunduğunuzda açılıyor, dokunduğunuzda kapanıyor. Çok güzel. Burada SOS tuşumuz var. İşte tamir falan filan. Mikrofonlar burada. Aynamız güzel. İncecik bir ayna. Burada sensörler bulunuyor. Onun dışında dediğim gibi iç mekandan böyle. Arka tarafa bakacak olursak ben bir arkaya geçeyim isterseniz. Evet. Arka taraf şu an arkadaşımın... Arka taraf şöyle baktığınızda biraz dar gibi fakat benim boyum biraz uzun ve ben biraz geride kullanıyorum. Hafif daha ileri alabilirim koltuğumu. Benim boyum 1.77 ama ona rağmen yani hele baş mesafem çok iyi. Diz mesafem biraz kısıtlı ama yine de rahatsız olmuyorum. Aynı zamanda göstermek istediğim şey burada hoparlörlerin bulunması. Gerçekten bu hoparlörler çok iyi ses çıkartıyorlar. Arka tarafta havalandırma ne yazık ki yok. Ama zaten bu sınıfta da çok beklenecek bir durum değil. ISOFIX çıkışlarımız var bebek koltuğu için. Şöyle kapakların çıkıp takıldığı kolaylıkla takabileceğimiz bir ISOFIX çıkışları var. Arka taraftan da böyle. Şimdi artık ben kapımı kapatayım. O kapıyı da kapatalım. Ve ben artık sürüşe geçmeye gideyim. Sürüşte görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktım artık. Şöyle biraz klimayı da açacağım. Yollar pek bildiğim yollar değil. O yüzden önümdeki arabayı takip ederek gittiğim için biraz dikkatli kullanıyorum. Başta da söylediğim gibi 1 litrelik 116 beygirlik bir şeyin içerisindeyiz. Motorun içerisindeyiz. Direksiyon sporu aldığınızda buradan S tuşunu aldığınızda sertleşiyor. Hani size spor hissiyat veriyor. D'yi aldığınızda 50 km hıza çıkana kadar çok tüy gibi hafif giden bir direksiyon. Ama 50 km hızın üzerinde geçtiğinizde tekrar sertleşen, yani sizi hızlı sürüşe otobana ayarlayan elektrikli, yarı elektrik yarı hidrolik bir direksiyonu var. Gayet rahat, kullanması çok keyifli, güzel bir direksiyon. Tuşları da zaten anlattığım gibi gayet kullanışlı. Onun dışında şu tuşa bastığımda şerit takip asistanı var. Yani sinyal vermeden hafif şeritten taştığımda direksiyonu müdahale ederek beni tekrar şeride itiriyor. Hatta şu an çalışıyorsa şu an şeritleri görmüyor. Çünkü çok şey bir yolda gidiyorum. Ama gördüğü zaman burada yeşil yanıyor. Yeşil yandığında sinyal vermeden çıktığınızda direkt sizi şey yapıyor. Geri iten bir sistem. Güzel ama buradan kolaylıkla kapatılabiliyor. Tek tuş bas, aç, kapat. Multimedya sistemi anlattığım gibi gerçekten çok güzel. Klima sistemi çok güzel çalışıyor. Şanzıman dediğim gibi aynı zamanda hem sporta tek çekişte alıyorsunuz, tek çekişte D'ye geliyor. Gayet kullanışlı bir şanzımanı da var. Şanzıman motor uyumu gerçekten iyi. Şanzıman çift kavramalı diyebiliyorum. Kusura bakmayın, emin değilim. Buna bakmam gerekiyordu. Ekonomik kullanmak istediğinizde ekonomiye gerçekten 3 litrelere bile düşebileceğiniz uzun yollarda bir sistemi var. Ama bastığınızda da gerçekten sağlam yakan bir şeye sahip. Motora sahip. Çünkü bildiğiniz gibi turbo şeyler. Turbo arabalar. Şu an mesela bizim arkadaşımın arabası olduğu için şu anki yakıt tüketimi 9.4. Çünkü durmadan basıyor. Ama
Dediğim gibi bu arabanın fabrika verileri 4.99'da geziyor. Hadi 1 litre üzerine eklediğinizde 5.9, uzun yolda ise 5.5'lerde çok rahat gezebileceğiniz, ekonomik, aynı zamanda performanstan da hiç ödün vermeyen mükemmel bir motoru var. Ben bu motor kombinasyonuna bayılıyorum. Aynı zamanda böyle küçük bir araba olmasına rağmen aynalarda kör nokta uyarı sistemi var. Çok küçük bir araba fakat kör nokta uyarı sisteminin olması böyle ufak bir arabada gerçekten çok dolu olduğunu artık bir göstergesi haline gelmiş durumda. Gerçekten hani nereye elimi atsam opsiyon uçuyor, yani opsiyon da alıyor. Her yerde bir opsiyonu var. Çok hoşuma gitti. Çok dolu bir araba kendisi. Cam tavan yok. Ekstra alınıyor diye biliyorum ama ekstra. Fiyatına gelecek olursam aracın, şu an bu aracın bu paketle, bu kombinasyonla, S-Line işte, Ambiente Plus, 30 tane renkten fazla renk değiştirebildiğiniz ambiyans aydınlatması var. Ya Ambiente Plus paket olduğu için 30 renk ve üzeri, tam sayısını bilmiyorum ama 30 kesin, 30 renk ve üzeri ambiyans ışıklandırması yapabildiğinizi söylüyorlar. Direksiyon deri kaplı, böyle spor, altı kesik olsaymış çok daha iyi olurmuş diyeceğim bir direksiyon ama buraları falan böyle güzel, hissiyatı gayet hoş bir direksiyon. Trafikte kullanmak için rahat, park etmek için rahat. Bu tam aslında genç kız arabası ama eski abiler genç kız arabasıydı. Şu anki abiler erkeklere de yakışıyor. Yani yakışıklı oldu, anlatabiliyor muyum? Böyle güzel gözüküyor, tok gözüküyor. Hissiyatı da tok, sürüşü de tok. Her şey tok, böyle spor bir araba gibi gözüken. Şu an bakın arkamda araba var. Kör nokta uyarı sistemini uyardı. Güzel yani, her şeyi var, her şeyi full bir araba. Arabanın negatif yönünü söyleyecek olursam sizlere, neyini beğenmedim arabanın? Birincisi şu piano black'ler çok güzel görünüyor. Bir şey diyemem ama çok fazla parmak izi bırakıyor. Yani şuralara dokunduğunuzda, özellikle şurada kilit tuş, açma kapama tuşları, kapı kolu falan burada. Burada parmak izi kaçınılmaz yani. Hep bir parmak izi kalıyor arabanın içerisinde. Görüntüsü çok güzel dediğim gibi ama parmak izi bakımından hiç güzel bir şey değil. Seçenek değil bana soracak olursanız. Onun dışında geldiğimde oturuş pozisyonu. Bir A1 için inanılmaz güzel. Direksiyon tam önümde. Yukarı aşağı derinlik ayarı da var. Koltuk her türlü ayarlanıyor. Yukarı aşağı, ileri geri, sırtı. Manuel olsa da bu sınıfta zaten elektrikli beklemek biraz ayıp olurdu diyorum. Yani daha ne olsun? Elektrikli şey, elektronik gösterge. Burada süper bir ekran. İçeride yumuş yumuş plastikler. Onun dışında işte kalite akıyor yani her yerden. Plastikleri, sert plastikleri bile çok tok arabanın. Şerit takibi var. Yani yok yok diyebileceğim gibi bir dolulukta yani araba. Koltuk şey, elektrikli koltuk da olmasın artık yani. Öyle söyleyeyim. Benim hoşuma gitti gerçekten araba. Şu an bakın durdum. Şu direksiyonu bakın. Şöyle atıyorum gidiyor. Atıyorum gidiyor. Hop hop hop. İnanılmaz yumuşak bir direksiyona var. Aynı zamanda çok teknolojik de bir araba. Gösterdiğim gibi en başta Type-C girişleri falan var. Yeni nesil telefonlar için çok 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 iyi bir seçenek. Çünkü Type-C her zaman hızlı şarj ediyor. Şimdi arabayı artık S moduna alayım ben. Burada biraz basayım sizler için. Şöyle şu an 4. vitesteyim. Tam gaz verdim. 3'e attı. 70, 80, 90, 100, 106, 110, 120, 120, 130. Bakın aşırı çabuk topluyor ve bunu sanki premium bir arabadaymışım gibi hissetmiyorum. Yani o kadar tok bir araç. Size kötü hissettirmiyor. Hani bastınız mı çekip gidiyor. Turbo araçların hani yaptığı o hissiyatı veriyor. Sizi çekip götürüyor. Virajlarda aynı zamanda çok tok. 0-100 değerini şuraya yazıyorum. Tam bilmiyorum ama bakacağım. Şöyle 70 gidiyorum. Bastım. Önümde araba var fakat. 90, 100 hemen, yani çok çabuk toplattıran, çok çabuk kendini alabilen bir motora sahip. Baktığınızda diyorsunuz işte ya bu araba 1-0 nasıl gider, ne yapar diye de öyle demeyin bence. Gayet performansı yerinde, virajlarda tok, kendine güvenci olan. Ben A1'im ama A1'liğimi de bilirim. Yani bastım mı da giderim dediğiniz bir araba. Eğer bir aileyseniz, gençseniz, çocuklu, bir tek çocuklu aileyseniz sizin için bu araba. Gençseniz, üniversite öğrencisiyseniz biraz pahalı tabii ki bunun için ama yine sizin için bir araba. Benim gibi
çalışıyorsunuz işten eve, evden işe, aynı zamanda işte keyif yapayım, ufak bir arabam olsun, az yaksın, arada iyi gitsin, her türlü oyuncağı olsun, teknolojik olsun dediyseniz yine sizin için yaratılmış bir araç. Bu test videosundan da böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir kusurum varsa kusura bakmayın. Kanalıma da abone olursanız, videolarıma like atarsanız çok mutlu olurum. Yani like atmanız bile önemli değil. Yeter ki abone olun bana. Şu kanalı bir 1000 aboneye çıkartalım. 4000 saat izlenmeye bir girelim. Tek isteğim bu. Artık elimden geldiğince yeni arabalar alıp çekmeye çalışacağım. Şu an olduğu gibi. Şu an içinde bulunduğumuz araba 2021 model. Yani daha yenisini bulamazdım. Şu an kullandığım aracın kilometresi 4300'de. O öyle söyleyeyim size. 4300 kilometrede bir araç buldum sizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha iyi arabalar sizlerin olsun ve hoşça kalın.